Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bir ders videomuzda daha birlikteyiz sizlerle. Evet, bir önceki videomuzda Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık safhası bitmişti. Sarı Anlaşması anlattık. TBMM'ye karşı kırmış olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı kırmış olan isyan hareketlerinden bahsetmiştik ve nasıl bastırıldığına dair bilgi vermiştik. Şimdi bu videomuzda ise Kurtuluş Savaşı'nın ana cephelerinden bahsedeceğiz. İlk açılan cephe Güney cephesi, daha sonra Doğu cephesi, en son Batı cephesi var arkadaşlar. Ama ben sırasına göre bir anlatım sunacağım sizlere. Şimdi düzenli ordunun kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu? Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi arkadaşlar, düzenli ordu Kuvayi Milli şeflerinin kendi kafalarına göre hareket etmeleri yüzünden milis kuvvetlerin kendi başına buyruk hareket etmeleri nedeninden dolayı düzenli ordunun kurulmasına bir şekilde karar verilmiştir. Daha sonra Kuvayi Milli Birliklerinin disiplinsiz ve eğitimsiz olması çok etkili olmuştur düzenli orduya geçiş istenmesine arkadaşlar. Ve Kuvayi Milliye'nin düşmanı durduramaması etkilidir ve bazı Kuvayi Milliyecilerin ihtiyaçlarını halktan zorla alması ve halkın bu durumdan rahatsız olması düzenli ordunun kurulmasının nedenleri arasındadır. Ve bu nedenlerden dolayı arkadaşlar TBMM düzenli ordunun ne yapılmasını isteyecektir? Kurulmasını isteyecektir. Ve TBMM'nin kuracağı düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvayi Milliyeciler ne yapacaklardır? Ayaklanma çıkaracaklardır. Bunlar kimlerdir? En tanınanları Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe'dir arkadaşlar. Tüm bunlara rağmen düzenli ordu kurulmuştur. Batı cephesinde kurulan düzenli ordu Güney ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı bölümünü Albay İsmet Bey, Güney bölümünü ise Albay Refet Bey yönetmiştir kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerin ve bu cephelerde kimlerle savaşıldığına dair bilgi vermek istiyorum. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşılmıştır ve bu cephenin sonucunda Gümrü ve Barış Anlaşması ile bu cephe sona ermiştir. Güney cephesinde arkadaşlar Fransız ve Ermenilerle savaşılmıştır. Ankara Anlaşması ile bu cephe kapanmıştır arkadaşlar. Batı cephesinde ise Yunan kuvvetleriyle, Yunanlarla savaşılmıştır. Modanya Teşkis Anlaşması ile bu cephede sona ermiştir. Şimdi doğudaki durumlara göz atalım arkadaşlar. Doğu cephesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ermeniler savaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına arkadaşlar 15. Kulordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa savaşmıştır. Bu cephede Osmanlı'dan kalan düzenli bir ordu savaş etmiştir. Savaşı Türk tarafı kazanmıştır ve savaş sonucunda Gümrü Barış Anlaşması yapılmıştır. Gümrü Barış Anlaşması 3 Aralık 1920 tarihinde imza ediliyor arkadaşlar. Ermeniler Doğu Anadolu'daki haklarından vazgeçiyorlar. Bu anlaşmaya göre Kars, Iğdır, Sarıkamış Türkiye'ye verilecektir. Aras Nehri, Çıldır Gölü sınır olacaktır. Doğu Anadolu haklarından derken arkadaşlar iddia ettikleri haktan vazgeçmişlerdir. Onu da altını çizelim. Aras Nehri Çıldır Gölü sınırı olmuştur. Kars, Iğdır, Sarıkamış Türkiye'ye verilecektir. Ermenistan Türkiye karşı düşmanca hareketlerinden vazgeçecektir. Bu tarz tavırlarla bulunmayacaktır. Ermenistan Türkiye karşı diğer devletlerle yaptığı tüm anlaşmaları geçersiz sayacaktır. Türklere karşı silah kullanmayan Ermeniler isterlerse 6 ay içerisinde Türkiye'ye geri dönebileceklerdir. TBMM tarafından istenirse Ermenistan'a yardım yapılacaktır. Gümrün önemine baktığımızda bu anlaşma neden önemli arkadaşlar? Doğu cephesi kapatan anlaşmadır ve ilk kapanan cephedir. TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. İlk defa bir sözleşmede Türkiye ibaresi kullanılmıştır. Türkiye ibaresi geçiyor. Bu da önemli arkadaşlar. Sevr'i reddeden, Sarı Anlaşması'nı reddeden ilk devlet Ermenistan olmuştur. TBMM'yi tanıyan ve Misak-ı Milli'yi de kabul eden ilk devlet yine Ermenistan olmuştur kıymetli arkadaşlar. Evet, bir diğer cephemiz Güney cephesi arkadaşlar. Bu cephede Türkiye Büyük Millet Meclisi Fransa ve Ermenilerle savaşmıştır. Bu cephede düzenli bir ordu savaşamamıştır arkadaşlar. Kuvayi Milli denilen halk bu cephede etkin bir şekilde savaşmıştır. TBMM sadece biraz subay ve silah yardımında bulunmuştur. Bu cepheye katkısını sağlamıştır. Bu cephede halk kendi kurtuluşunu sağlayacaktır. Güney cephesinin sırasıyla arkadaşlar Maraş'ta Sütçü İmam 1973'te çok büyük bir mücadele veriyorlar. Sütçü İmam önderliğinde 1973'te bu mücadelenin neticesinde
Maraş'a kahraman unvanı veriliyor arkadaşlar. Çok iyi bir belediyesi tarafından. Daha sonra Urfa Yüzbaşı Ali Sahip Bey tarafından çok büyük bir mücadele ile savunuluyor. 1984'te yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa'ya şanlı unvan verilmiştir arkadaşlar. Antep'te ise Şahin Bey çok büyük bir liderlik örneği göstererek ne yapmıştır? Savunma vermiştir. Şehri savunmuştur. Ve 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şehrimize de Gazi unvanını vermişler arkadaşlar. Bu cephede başarısız olan Fransızlar Batı'da Yunanların başarılı olmasını beklemeye geçeceklerdir. Ancak Batı cephesinde Yunanlar başarısız olunca Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1921 Ankara Anlaşması ile bu cephe kapanacaktır kıymetli arkadaşlar. Şimdi Ankara Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanıyor. Önemine ve maddelerine baktığımızda Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanmıştır. Hatay hariç bütün güney topraklarımız kurtarılmıştır. Hatay Fransız denetimindeki Suriye'ye bırakılmıştır. Hatay'da Türkçe konuşulacak ve Türk parası kullanılacaktır. Fransız Suriye'den çekilirse Hatay için halk oylaması yapılacaktır. Bu anlaşma ilk defa bir İtilaf Devleti Sel'deki haklarından vazgeçmiş ve Misak-ı Milli'yi tamamlamıştır. Bu da son derece önemli arkadaşlar. Güney cephesi de bu şekilde idi kıymetli arkadaşlarım. Evet, şimdi dilerseniz Batı cephesine geçelim. Orada da ne olduğuna dair bir fikrimiz olsun kıymetli arkadaşlarım. Evet, Batı cephesinde birçok savaş var. O yüzden bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Batı cephesindeki savaşlar, birinci İnönü, İsmet Paşa savaşmıştır, savunma yapılmıştır, taktiği savunmadır, sonucu olumludur. İkinci İnönü, gene İsmet Paşa savunma savaşı yapmıştır, sonucu olumludur. Kütahya Eskişehir savaşları, gene İsmet Paşa burada müdafaada bulunmuştur, savunma savaşı yapmıştır fakat olumsuz neticelenmiştir. Sakarya Savaşı, Mustafa Kemal tarafından savunma savaşı yapılmıştır, olumludur. Büyük Tarlus, Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılmıştır. Saldırı yapılıyor arkadaşlar. Bakın, hepsi savunmayı da sonuncusu yani Büyük Tarlus. Saldırı savaşıdır ve nedir? Olumlu sonuçlanmıştır. Şimdi en sıcak çatışmaların yaşandığı cephe bir kere Batı cephesidir. Bunu bileceğiz arkadaşlar. Tüm bu adı geçen, bahsini geçirdiğimiz savaşlar, 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz savaşları TBMM'nin kurduğu düzenli ordu ile Yunanlar arasında yapılmıştır. Bunu da unutmayacağız. Büyük Taarruz dışındaki savaşlarda Yunanlar saldırmıştır. Yunanların saldırmasının amaçları nedir? Ankara'yı almaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmaktır ve Sevr'i kabul ettirmektir. Şimdi Ankara'yı almak nedir? Amaç merkezinde, ülkenin merkezinde olan bir yer ve TBMM'yi dağıtmak nedir? Milli egemenliğe ne yapmak lazım? Yunanların düşüncesi bu. Milli egemenliğe son vermek gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Meclisi dağıtmak gerektiğine inanıyorlar ve tabii ki en nihai amaçları Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek. Şimdi savaşların özelliklerine gelelim arkadaşlar neler olmuş. Birinci İnönü Savaşı bu savaştan önce Çerkez'e tam ayaklanıyor arkadaşlar. Eski Kuvayi Milliyeciler'den ve düzenli ordunun kurulmasını istememişti. O yüzden ayaklanacaktır. Yunanlar bu fırsattan yararlanarak saldırmıştır. İsmet Paşa'nın komutasındaki Türk ordusu ile Yunanlar arasında yapılan savaşı Türk ordusu kazanacaktır arkadaşlar. Savaşın sonuçlarına baktığımızda TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. Düzenli orduya ve TBMM'ye olan güven artmıştır. Çerkez'e tam ayaklanması bastırılmıştır. Teşkilat esası 1921 anayasası kabul edilmiştir. İsmet Paşa generallik rütbesine yükseltilmiştir. Afganistan'a dostluk anlaşması imzalanmıştır. Londra konferansı düzenlenmiştir. İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Moskova anlaşması imzalanmıştır. Arkadaşlar talim şeklinde kodlama yapabilirsiniz. Baş harflerinden sıralama. Bir daha söyleyeyim. Teşkilat Esasiye kabul edilmiştir. 1921 Anayasası, Afganistan'la dostluk anlaşması imzalanmıştır. Londra Konferansı düzenlenmiştir. İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Ve Moskova Anlaşması imzalanmıştır. TBMM'nin İstiklal Marşı ve anayasa hazırlaması bir devlet gibi hareket ettiğini gösterir. Çünkü biliyorsunuz birliği bir marşın ve anayasanın olması bir devletin gerektirmiş olduğu özelliklerdir. Bu nedenle TBMM'nin İstiklal Marşı'nın anayasaya yazılması bir devlet gibi hareket ettiğini bize gösteriyor arkadaşlar, ispat ediyor. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın bestekarı Osman Zeki
ünlüymüş arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Hatta geçen gün ben Mehmet Akif'le ilgili bir video da yapmıştım. Merak edenler o videoyu da izleyebilirler arkadaşlar. Evet. Birinci Yunan Savaşı sonrası gelişmeler. Londra Konferansı İtilaf Devletleri Yunanlara zaman kazandırmak ve Sevr'i kabul ettirmek için konferans düzenlediler. İlk önce sadece İstanbul hükümeti davet edildi ve İtalyan arabulucuları TBMM'nin kararlılığıyla Ankara hükümeti de davet ediliyor. İtilaf Devletleri'nin hem Ankara'yı, bakın dikkatinizi çekiyorum, hem Ankara'yı hem İstanbul'u birlikte çağırması nedeni iki gücü birbirine ne yapmaktır? Düşürüp Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmektir. Sonuç alınamayacağını bilmemize rağmen bizim bu, yani ülke olarak bunu katılma nedenimiz nedir? Barışçı olduğumuzu bütün dünyaya göstermek ve milli yemini bütün dünyaya duyurmaktır. Şimdi Londra Konferansı'na katılan taraflar kimlerdi? Bunlara bakalım. Türk Millet adına Osmanlı Hükümet adına Tevfik Paşa, Ankara Hükümet adına Bekir Sami Bey katılmıştır. İtilaf Devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan katılmıştır arkadaşlar. Şimdi sonuca baktığımızda Tevfik Paşa sözü Bekir Sami Bey'e vererek İtilaf Devletleri'nin planlarını bozmuştur. Hani ikilik çıkarmaya çalışmışlar da ya başta söylemiştik. Toplantıdan hiçbir sonuç alınamamıştır böyle olduğu için. Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen kabul etmişlerdir. Bu da son derece önemli arkadaşlar. Tabii ki bu iki savaşın akabinde bir de anlaşma yapılıyor arkadaşlar ki bu anlaşma son derece önemli bir anlaşma. Moskova Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanıyor. Osmanlı ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan anlaşmalar geçersiz sayılmıştır. Ve iki ülkede yeni rejimlerin ortaya çıktığını göstermektedir. Yani iki anlaşmanın, bu iki de devletin, iki ülkenin anlaşmaları geçersiz sayması neyi gösterir bize arkadaşlar? Demek ki yeni rejimler ortaya çıkmıştır. Diğer anlaşmalar geçersiz olduğuna göre yeni rejimlerin başı geçtiğini göstermektedir. Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Ve Sevr'i reddeden ve misak kabul eden ilk Avrupalı ülke Sovyet Rusya olacaktır. Bu da son derece önemli bir bilgi arkadaşlar. Şimdi Sovyet Rusya kapitülasyon haklarından vazgeçecektir. Sovyet Rusya TBMM'ye silah ve para yardımı yapacaktır. Batum Gürcistan'a verilecektir. Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz diye size sorulursa ne diyeceksiniz? Moskova Anlaşması'yla Batum'un Gürcistan'a verilmesi ilk taviz olmuştur. Afganistan ile de dostluk anlaşması imzalanıyor ve TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi kabul eden ilk Müslüman ülke kimmiş arkadaşlar? Afganistan olacaktır. İlk Avrupalı ülke Sovyet Rusya, ilk Müslüman ülke Afganistan olacaktır. TBMM'yi tanıyan, Misak-ı Milli'yi tanıyan diyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Evet, bir diğer önemli savaşımız, ikinci Ünönü Savaşı. Londra Konferansı'nda umduğunu bulamayan Yunanlar tekrar saldırıya geçeceklerdi ve İsmet Paşa'nın komutasındaki Türk ordusu Yunanlar arasında yapılan savaşı Türk ordusu kazanacaktır arkadaşlar. Uzun uğraşlardan sonra. TBMM'ye düzenli orduya olan duyulan güven artmıştır. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bir telgraf çekerek siz orada sadece düşman değil, milletin makus yani kötü giden talihini de yendiniz sözünü bu savaştan hemen sonra söyleyecektir arkadaşlar. İtalya ve Fransa Anadolu'yu terk etme hazırlığına başlamıştır. Bu savaştan sonra ordumuz Aslıhanlar ve Dumlupınar da Yunanlara saldırsalar da başarısız olacaktır ne yazık ki arkadaşlar. Bir de Eskişehir muharebelerine bakıyoruz. Yunanlar bu savaşı ne yazık ki kazanıyorlar. Afganistan'da şimdi Afyon, Kütahya, Eskişehir kaybediliyor. Bu savaşlar sonucunda o zaten birbirine yakın alanlar arkadaşlar. Haritada baktığınızda bileceksiniz Türkiye açısından. Afyon, Kütahya, Eskişehir kaybediliyor. Ordumuz fazla kayıp vermesin diye Mustafa Kemal ne yapılacaktır? Nasıl bir yerine verecektir? Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor? Sakarya'nın doğusuna çekilme emri verecektir. Sakarya'nın doğusuna çekilme emri verecektir. Yenilgiden ne yazık ki Mustafa Kemal unutulmuştur. Asker kaçakları artmış. Orduya duyulan güven azalmıştır. Meclisin Kayseri'ye taşınması fikri ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal sorumluluğu üstlenmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yetkilerini daha hızlı kıramak için 3 ay için istemiştir. TBMM tarafından tüm yetkiler 3 ay için Başkomutanlık Kanunu ile Mustafa Kemal Paşa'ya verilmiştir. Başkomutanlık yetkisi Mustafa Kemal Paşa tekrar askerlik önüne geri gelmiştir. Biliyorsunuz daha önce yapmıştı. Hakkında
tutuklama emri olduğu için ve Anadolu onun dolaşması için güvenli olmadığı için ve emirleri de ne yaptığı uymadığı için rütbelerinden ne yapmak durumundaydı, feragat etmek durumundaydı ve asker görevinden istifa etmişti biliyorsunuz daha önce. Neyle geri dönüyor? Kütahya savaşından sonra, Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra başkomutanlık yetkisiyle tekrar askerlik görevine geri dönmüştür arkadaşlar. Başkomutan Mustafa Kemal Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak için tekalifi milliye adı verilen milli yükümlülükler emirlerini yayınlamıştır. Burada not olarak söylememiz gereken bir şey arkadaşlar. Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken Ankara'da Maarif Kongresi toplanmış. Şimdi bakın öyle bir şey ki arkadaşlar, savaş devam ediyor. Ülkenin ne olacağı belli değil ama neye önem vermiş burada? Eğitime, Maarif Kongresi düzenliyorsanız eğitime ne kadar önem verdiğinizde burada gözüküyor. Bu da son derece önemli arkadaşlar. Bu bilgiyi de lütfen göz ardı etmeyin. Evet. Bir diğer önemli hadise arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi. Bunu da anlatmamız gerekiyor ve akabinde meydana gelen olayları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunun üzerinde duralım. Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazanmıştır. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır ve o sathı bütün vatandır sözünü Mustafa Kemal Paşa bu savaşta söylemiştir. İtalyanlar Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu tamamen terk etmiştir. Fransa ile 1921 Ankara Anlaşması imzalanmıştır arkadaşlar. Bu anlaşmayla Hatay hariç tüm güney topraklarımızı kurtardık ve ne yaptık? Hatay'ın topraklarımız dışında kalması Misak-ı Milli'den ikinci tavizdir. Batı'nın Gürcistan'a verilmesi ilk tavizde, ikinci tavizindir. Ne yazık ki Hatay'ın topraklarımız dışına kalması misakinden ikinci taviz olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalanmıştır. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı, Maraşerlik rütbesi verilmiştir ki herkese verilmiyor arkadaşlar. O yüzden önemli bir rütbedir. Bunu da biliniz. Kafkas ülkeleriyle Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kars anlaşması imzalanmıştır. Kars anlaşması ile bugünkü doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. İngiltere ile esir değişimi anlaşması imzalanmıştır. Türk ordusu saldırıya, Yunanlar savunmaya geçmiştir. Daha sonra akabinde Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi var arkadaşlar. Savaş öncesi itiraf devletleri, ateşkes ve barış görüşmeleri olsa da tatmin edici neticeler alamayınca Türk ordusu ne yapacaktır? Taarruz yani saldırı hazırlıklarına ne yapacaktır? Başlayacaktır. Savaş öncesinde Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi sınırsız olarak uzatılmıştır. Bu daha hızlı hareket edebilmek içindir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ordulara ilk hedefiniz Akdenizleri ileri emriyle 26 Ağustos 1922'de Türk ordusunun taarruzu başlar. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa ve 9 Eylül'de İzmir Yunan işgalinden kurtulur. Büyük taarruz ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitmiştir. Yunanlar Anadolu'dan tamamen uzaklaştırılmıştır. Sadece Anadolu'daki Yunanlar gitmiştir arkadaşlar. Burada bunu unutmayalım. Sadece Anadolu'daki Yunanlar gitmiştir. Tüm ülkedekiler gitmemiştir. Çünkü Doğu Trakya'da Yunan işgali ne yazık ki devam etmektedir. İtilaf devletleri ateşkes teklifinde bulunmuş ve Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. İmzalanma nedenlerine baktığımızda Yunanların yenilmiş olması, Türk ordusunun boğazlara doğru taarruza saldırıya geçiyor olması, İngiltere'nin dostlarından yardım alamıyor olması, Mustafa Kemal'in diplomatik çabalarıdır. İtalya ve Fransa'nın ateşkes için İngiltere'yi ikna etmesiyle Bursa'nın Mudanya ilçesinde ateşkes anlaşması görüşmeleri başlamıştır. Katılan devletler TBMM adına İsmet Paşa, İtilaf devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya'dır. Ateşkes görüşmelerine Yunanistan katılmamıştır arkadaşlar. Onları temsilen İngiltere katılmıştır. Anlaşmanın maddelerine baktığımızda Türkler ve Yunanlar arasındaki silahlı dönem sona ermiştir. Ve akabinde Yunanlar 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltacaktır. Türkler barış imzalanacağı kadar Doğu Trakya'ya girmeyecek. Güvenlik için 8000 kişilik jandarma bulundurabilecek. Doğu Trakya'daki memuriyetler 30 gün içinde Türklere teslim edilecek. Boğazlar ve İstanbul Türkiye Büyük Millet'e bırakılacak. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'un TBMM'ye verilmesi Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığının göstergesidir. Bakın son derece önemli, bir daha söylüyorum arkadaşlar. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığını göstermiştir. Bu anlaşmanın önemine, hangi anlaşmadan bahsediyoruz? Bu anlaşmanın önemine, Kurtuluş Savaşı'nın askeri dönemini bitiren ve diplomasiyi başlatan bir anlaşmadır. İstanbul Boğazı'na ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarılan bir anlaşmadır.
Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır. Damat Ferit hükümeti istifa etmiş. Devlet başı kurulmuştur. İngiliz hükümeti istifa etmiştir arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın yok sayıldığı durumlar. Osmanlı Devleti'nin yok sayıldığı durumlara bakıyoruz. Fiilen 32.1918 Londra Ateşkes Anlaşması ile hukuken Mudanya Ateşkes Anlaşması ile hukuken resmen saltanatın kaldırılmasıyla ne yapılacaktır? Yok sayılmıştır. Misak-ı taviz verilen anlaşmalar. Birinci taviz Moskova Anlaşması'yla neresi gitti? Batum Gürcistan'a gitti. İkinci taviz 1921 Ankara Anlaşması'yla Hatay sınırlarımız dışında kaldı. Üçüncü taviz 1926 Ankara Anlaşması'yla Musul gitmiştir arkadaşlar. Batum, Hatay, Musul nereye gidiyor? Misak-ı verilen tavizler, anlaşmalar sonrasında tavizler bunların sırasında neden olduğunda evet, saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 nedenlerine baktığımızda saltanat makamının milli egemenliğe aykırı olması. Padişahın Kurtuluş Savaşı'nın sırasındaki tavırları hızlandıran gelişme olmuştur. Lozan Barış Görüşmeleri'ne İtilaf Devleti, İslam Hükümeti ve Türkiye Birliği birlikte çağrılmıştır. Bu durum üzerine TBMM saltanatı 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırmıştır. Sol aşağıda baktığımızda milli egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Laiklik için ilk adım atılmıştır. Osmanlı resmen sona ermiştir. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı ailesi yurt dışına gönderilmiyor arkadaşlar. Bakın bunun altını çiziyorum. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı ailesi yurt dışına gönderilmiştir. Osmanlı ailesinin yurt dışına gönderilmesi halifeliğin kaldırılmasından sonra arkadaşlar. Tekrar ediyorum bakın. Saltanatın kaldırılması Osmanlı ailesi yurt dışına gönderilmiyor. Osmanlı ailesinin yurt dışına gönderilmesi olayı halifeliğin kaldırılmasından sonra. Bunu biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Osmanlı ailesinin Abdülmecit Efendi halife olarak seçilmiştir. Ve son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahdettin ülkeyi terk etmiştir arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması hangi ilkelerle bağdaşıyor? Cumhuriyetçilik, laiklik, İnkılapçılık ile bağdaşır, alakalıdır arkadaşlar. Evet, bu videomuzda cephelerin hepsini, önemli olan savaşları, Sakarya Büyük Taarruzu, önemli olan anlaşmaları, elden giden, Misak-ı giden yerler üzerinde durduk. Lütfen arkadaşlar bu konular son derece önemli. Bu konular üzerinde özellikle durunuz. Bunlarla ilgili notlar da vereceğim. O notları da gerek Instagram hesabımda Esra Hoca Tarih Esra Hoca Instagram hesabımdan ve gerekse Esra Tarih'e geliyorum YouTube kanalımdan size notları da paylaşacağım arkadaşlar. Umarım çalışmalarınız yolunda gidiyordur. Hayattaki bütün zorluklara, bütün olumsuzluklara rağmen hayatımızı bir şekilde yoluna koymamız gerekiyor. Sınavlar hep olacak hayatımızda. Hem somut olarak sınavlar, test sınavları olacak. Okuldaki eğitim hayatımızda sınavlar olacağı gibi normal gündelik yaşamımızda da birçok sınavlara ve sınavlara tabi tutulacaksınız. O yüzden ne olursa olsun moralinizi yüksek tutmaya, olanlara karşısında mücadeleci olmaya, değiştirebilecekleriniz üzerine çalışmaya, değiştiremeyecekleriniz için de sabırlı ve mücadeleci olmaya lütfen gayet gösterin. Hayat bir direniştir. Bütün canlılar ayakta kalmak için direnir. Siz de lütfen bütün olumsuzluklarınızı, mutsuzluklarınızı ve mutsuzluklarınızı bir kenara bırakıp hedeflerinize odaklanın arkadaşlar. Ve tabii ki bu hedeflere odaklanırken hayatı da ıskalamayın. Dünyaya bir kere geliyoruz. O yüzden dünyanın güzelliklerini de yaşamayı unutmayın arkadaşlar. Umuttan, mutlu olmaktan ve yüksek enerjiden ayrılmayın. Ne olursa olsun. Sizden başka bir tane daha yok. Bunu unutmayın. O yüzden ne yapacaksınız? Öncelikle kendinize iyi bakacaksınız ve her şeyi önce kendiniz için isteyeceksiniz. Siz iyi olursanız etrafınızdaki her şey de iyi olur. Bunu unutmayacaksınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar.